Anasını satayım. Gaziantep Beydağı'nda mazotum bitti. Kafamı sikeyim amına. Böyle bir sik kafalılık olmadı ulan. Yarın paran mı yok da mazot almıyorsun amına. Şimdi çekiciye bedava sikileceğiz. Tamam mı? Vay amına koyayım ya. Şu işe bak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bu şu anda Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'a geldim. Şimdi yükü boşaltacaklar. Tekrar geriye naş. Bugün başıma gelen var ya, hayatım boyu başıma gelmedi. Yola çıktık. Düzce'yi geçtim. Kar başladı. Ta şeye kadar. Adana Pozantı'ya kadar. Yani ta şeye Tarsus'a inene kadar. Böyle ince ince de olsa kar. Yani acayip yordu beni yani. Otobandan gelmeme rağmen o yeni Niğde otobanından. Niğde Konya otobanı mıdır? Ne karnı arasıdır? Oraya da verdik bir 150-160 lira. Gerçi parası da önemli değil de. Sonra şeye Nur Dağı'na vurdum. Gerçi o videoda Nur Dağı demiyorum ama Nur Dağı'nda ulan mazotu herhalde vardır dedik yani otobanda. Otobanda girdik ulan ha orada ha burada. Bir de uzun bir tünel vardı. İşin en bok tarafı da o. Aşağı yukarı 4-5 kilometrelik bir tünel. Araba başladı teklemeye. Ulan dedim teh amına koyayım mazot bitiyor hesabı. Anladım. Bas 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 bas. Şöyle biraz da rampa. Mazot bitse böyle kayara gidecek hali yok. Allah'tan tüneli çıktım. 3-400 metre ileride hepten bitti. Çektik kenara. Ulan ne yapacağım? Kamyonları durdurmaya uğraşıyorum. Allah'tan bir tırcı durdu. Dedi ya mazot çekemeyiz dedi. Çekecek bir şeyim yok. Bundan çekmesi zor falan filan. Sen dedi şey yara. Öyle yürüdü gitti. Aklıma şey geldi 112. 112'yi aradım. Dedim ya böyle böyle mazot. Yani mazotun bitti demek de amına koyayım ayrı bir rezillik tamam mı? En gıcık olduğum şey o. Hayatımda da ilk defa başıma geldi böyle bir şey. Sonra dediler karayollarını ara. Karayolların numarasını verdi bana. Karayollarını aradık. İşte neredesin? Ya ne bileyim amına koyayım neredeyim yani. Nur Dağı'nın bir tarafında işte 4-5 kilometrelik bir tünel geçtim dedim. İşte ekipleri yolluyoruz. İşte adın ne, cismin ne falan filan. Ay yapacak bir şey de yok dedi. Biz dedi arabayı güvenliğe alırız dedi. Yani duba koyarız dedi. Ama arkadaşlar sana mazot almaz. Gerçi gelseydiler yani neyse verecektim onlara. Bir harçlık hesabı yani bir 10 kilometre ileride zaten şey vardır ne derler ona benzinlik var. Bir şekilde halledecektim. O ara bir şey geldi. Kurtarıcı. Hemen el attım. Dur dedim ya dayı şimdi bunların ne olacağı belli değil karayollarının. Dedim ya bunu sırtına al da o da ufak bir kurtarıcı. Ne kadar işte 400 lira hesabı. Öyle zar zor da olsa sırtına koy çünkü bende de 1,5 ton yük var. Yani araba 3,5 ton mesela. Yükledik. Yine de Allah razı olsun yani o denk gelmese ne yapacağız orada Allah bilir. Bir iki saat öyle kaybettim. Normalde şimdi bak 5,5 saat akşam üzeri 5,5 ben buraya 3,5'da falan gelmiş olmam lazımdı. Şimdi de neredeyse neredeyse değil de 200-300 kilometre geri gitmiştim. Öyle bir sıkıntı geldi başımıza. Şimdi işte yükü indireceğiz. Tekrar Torlistan geri. 11-12'ye kadar herhalde bir yol alırım. Ondan sonra da tekrar yatacağım. Çünkü bugün 2 saat anca uyudum sabah. 2 saatte bile uyumadım yani. 1 saat gibi bir zaman. Diyarbakır sıcak arkadaşlar. Yani siz olun. Yani param olmasa diyeceğim ki yani falan filan. Lan deponu doldurursana lavuk. Otobana giriyorsun. Dağa çıkacaksın. Anasının amına gideceksin. Ne olacağı belli de değil yani. Mevzuyu fazla uzatmadan arkadaşlar. Diyarbakır'da bir ciğer yiyeceğim nasip olursa. Ondan sonra bugün de Elazığ Malatya üzerinden bir değişiklik olsun diye. Ulan diyorum oradan da mı götürme bir kazık sokacağım. Ne yapacağım belli değil. Ama iş olacağına varır. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.